Herkese merhabalar. İsim Gökhan Şenyüz. Data Market İstanbul'da Microsoft çözümleri birim yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün artık günün sonuna geldik. Hepimizin böyle yorgunluğunun en üst düzey noktasındayız. Sağ olsunlar, son sunumu bana bıraktılar. Ben de sizlerle bugün kritik verilerin sınıflandırılması ve kritik verilerin güvenliği ile alakalı konuşacağım. Başlamadan önce ben bir iki şey sormak istiyorum. Şu an aramızda Office 365 kullanan kurumunda kimler var? Azure kullanımı yapan? Azure Active Directory. Evet, oldukça az. Peki. Şimdi aslında bir önceki sunum, Murat'ın sunumu benim burada anlatacaklarımı biraz geçersiz bıraktı. Yani kendisi aslında zaten verinin, bilginin, erişimin ne kadar güvensiz durumda olduğunu söyledi. Ne kadar kolay bir şekilde veri sızabiliyor, veri başkalarının eline, sistemlerimiz başkalarının eline ne kadar kolay geçebiliyor gördük. Dolayısıyla ben şimdi burada artık size tekrar kullanıcılarda yaşayacağımız riskler, cihazlarda, uygulamalarda yaşayacağımız riskleri artık tekrar anlatmayacağım. Her şey çok kolay bir şekilde ne yazık ki farklı noktalara ulaşabiliyor. Peki biz bu noktada ne yapabiliriz? Biraz onu anlatmaya çalışacağım. İki önceki sunumda Microsoft'taki arkadaşlar bazı demolar yapmışlardı. Ve burada verinin sınıflandırılması, veri sınıflandırıldıktan sonra güvenlik altına alınmasıyla alakalı bir iki ufak örnek göstermişlerdi. Ben mümkün olduğu kadar biraz daha detaya girmeye çalışacağım. Özellikle yani bir iki ufak noktayı bu sunumda söyleyeyim. Bunu da yine Murat detaylı bir şekilde geçti. Risklerimize baktığımız zaman artık riskler bizim için sadece perimeter network'te koruduğumuz şeylerden ibaret değil. Murat'ın da söylediği gibi Shadow IT diye bir gerçek var. Şimdi biliyorsunuz ki bizim ülkemizde en çok bulduğunuz şey uzmandır. Yani herkes bir konuda mutlaka bir bilgiye sahiptir. IT konusunda en ufak bir şeyi öğrenen yanındaki arkadaşına aktarır. İşte Murat'ın da örnekte söylediği gibi ben bir e-mail atacağım, gönderemiyorum. Birisi der ki ben OneDrive diye bir şey keşfettim, oraya gönderiyorum. Ben işte bir transfer keşfettim, oraya gönderiyorum gibi. Dolayısıyla Shadow IT risklerden oldukça önemli bir kısmı. Baktığımızda çalışanlarımızın, kullanıcılarımızın %80'i bizim aslında bir şekilde onayımız dışında, iznimiz dışında bir şekilde cloud uygulamaları, software as a service uygulamaları kullanıyor. Bu tamamen iyi niyetli olabilir, tamamen art niyetli olabilir ama bizim için niyet önemli değil, bizim için risk önemli. Dolayısıyla artık veri sadece bizim kendi veri merkezimizle sınırlı bir yerde bulunmuyor. Bir diğer taraftaki risk, artık saldırılar sadece zarar vermek için de yapılmıyor. Yani ben bir web sitesine saldırayım, onun çalışmasını engelleyeyim, 3 gün boyunca açılmasın değil artık amaç. Önemli olan oradan değerli bir bilgiyi alıp bunu kullanmak, bunu satabilmek. İşte TCKN bilgilerimizin çıkması gibi ya da işte müşteri verilerinin çıkması gibi. Artık veri önemli olduğu için zarara kimse bakmıyor. Zarar yerine çalınan veriler nasıl kar elde edilebilir, herkes onun derdinde. Dolayısıyla veri bizim için asıl önemli olan nokta. Peki biz ne kadar verinin kontrolüne sahibiz? On-premise tarafta dosya sunucularımız var, portal sunucularımız, işte SharePoint'imiz var, e-mailimiz var. Her şey bizim kontrolümüz altında gibi gözüküyor. Ama yine de hani veriyi en çok kontrol edebildiğimiz, en çok denetleyebildiğimiz, önlemini alabildiğimiz yer hala on-premise tarafı. Ama artık dünya değişti. Bunun yanı sıra artık veri mobil cihazlar üzerinde. Hepimiz mobil cihaz üzerinde e-mailimizi kullanıyoruz. Dolayısıyla şirkete ait en kritik veriler yine mobil cihazlarımızda. Şimdi mobil cihazları çıktığı zaman artık denetim sınırları biraz gevşemeye başlıyor. Evet, MDM çözümleri kullanabiliyoruz ama MDM çözümleri bir yere kadar bize fayda sağlıyor. On-premise'deki kadar güvenliğimiz, on-premise'deki kadar kontrolümüz, denetimimiz yok. İşte daha da kötüsü bir sonraki aşama Shadow IT ile beraber hibrit data. Datanın artık nerede olduğunu bilmediğimiz, farklı platformlarda paylaştığımız, hatta yani belki çok yukarıya da çıkmayalım. Sonuçta ben
resmi olarak bir işte Microsoft iş ortağı olarak Microsoft'la bazı veriler paylaşıyorum. Yapmam gereken şeyler bunlar benim. Ama benden çıktıktan sonra bunu yine kontrol edemiyorum. Yani konu sadece birilerinin bilinçli ya da bilinçsizce veriyi cloud'a atması da değil. Ben bir teklif oluşturduğumda bunu birisine e-mail ile göndermem dahi artık onun benim kontrolümden çıktığı manasına geliyor. Ve buralarda neler yapabiliriz aslında biraz da bunu konuşmak istiyorum. Şimdi iki farklı çözüm var verinin sınıflandırılması ve korunması tarafında. Şimdiye kadar kullandığımız çözüm işin öncelikle korunması kısmıydı. Korunması kısmında da Microsoft'un bilgi hakları yönetim çözümü olan Azure RMS mevcut durumdaydı ve Azure RMS'in evrimine bakacak olursak korumada bize üç farklı şey sunuyordu. Bilginin şifrelenmesi, bilginin erişim denetiminin yapılması ve son kullanıcıya herhangi bir opsiyon bırakmadan politikaların zorla uygulanması. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde iki farklı özellik geldi. Belgenin izlenmesi ve izlenen bu belgenin gerekli durumlarda geçerliliğinin yitirilmesi ve kullanımdan kaldırılması. Bu iki opsiyon belgenin korunmasıyla alakalıydı. Microsoft bunun üzerine bir adım daha attı. Belgenin sınıflandırılmasını ve etiketlendirilmesini ekledi. Dolayısıyla artık bizim belgelerimiz üzerindeki verilerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, korunması dışarıya gönderildiğinde farklı kişiler tarafından hangi işlemlere tabi tutulduğunun bilinmesi ve gerekli durumlarda da belgenin imha edilmesi seçenekleri artık mevcut durumda. Ve bu da bize şunu sağlıyor. Belge ya da bilgi oluşturulduğu andan itibaren, yani tabiri caizse bilgi doğduğu andan itibaren korunmasını sağlıyor. Bir işte dosyayı oluşturdum, içerisine kurumla ilgili özel olabilecek, gizli olabilecek verileri ekledikten sonra belgeyi sınıflandırmaya oluşturduğum andan itibaren başlıyorum. Korumaya, üzerinde yapılan işlemleri denetlemeye belge oluşturulduğu andan itibaren başlıyorum. Dolayısıyla sonradan yapılan her şeyi denetleme imkanım var. Şimdi biraz daha yavaş yavaş detaya inmek istiyorum. Verinin sınıflandırılması. Artık Azure Information Protection özelliğiyle beraber dokümanlarımız sınıflandırma özelliği gelmişti. Sınıflandırmadan kastımız ne? Aslında şimdiye kadar fiziki dokümanlarda birçok kurumda kullanılan bir özellik. Baktığınızda işte nedir? Dokümanımız hizmete özeldir. Dokümanımız gizlidir. Çok gizlidir. Sadece bir departman için kullanılabilir. Bunları fiziki dokümanlar için yapıyorduk. Şimdi artık dijital dokümanlarımız için de sınıflandırma yapabiliyoruz. İşte gizli, hassas, iç kullanıma özel ya da kısıtlı değil ya da şahsi. Çünkü burada bu ayrımı da yapmak zorundayız. Şahsi dokümanlarımız var, kurumsal dokümanlarımız var. Bu ayrımı da yapabilmemizi sağlayan bir çözüm aslında veri sınıflandırma. Burada da öneriler şu şekilde başlıyor. İlk önce en hassas, sizin için en kritik, en gizli olabilecek yerden başlayın. Ve buradan aşağıya doğru inin. Neden? Çünkü en kritik bilgileri, en hassas bilgilerle başlarsanız sonuçta özellikle güvenlik değişimleri kullanıcılardan genelde sert tepki alır. İlk önce yukarıdan başlayıp onların hayatını çok zorlaştırmayın. Sonra yavaş yavaş alt kademelere doğru inin. Ve bu politikaları, sınıflandırma politikalarını force edin. Ki kullanıcılar bunlara uymak durumunda kalsınlar. Ve bu yapmış olduğunuz işlemleri, sınıflandırma işlemlerini görselleştirin. Belgenin içerisine bu sınıflandırmayla ya da şifrelemeyle ilgili verileri yazın, gösterin. Ekran görüntülerini birazdan göstereceğim sizlere. Ki verinin ne olduğu bilinsin ve buna göre kullanılsın. Peki sınıflandırma işi nasıl çalışıyor? Sınıflandırma metodunu nasıl kullanabilirim? Birincisi otomatik olarak sınıflandırma gerçekleştirebiliyorum. Yani herhangi bir belgeyi, herhangi bir ofis belgesi olabilir. Word, Excel, PowerPoint. Ofis belgesi dışına çıkabilirim. Non-Microsoft bir format da olabilir bu. Otomatik olarak sınıflandırabilirim. Otomatikten kastım şu. Sınıflandırma ajanı bilgiyi okur. İçerisinde sizin belirlediğiniz bir patern, bu işte TC kimlik numarası olabilir, bu bir hesap numarası olabilir, kredi kartı bilgisi olabilir ya da sizin belirleyeceğiniz herhangi bir kritik veri olabilir. Belgenin içerisine bakar, bu bilgiyi, bu patern ya da bu phrase'i bulduğu anda
otomatik olarak sizin set etmiş olduğunuz sınıflandırmayı, işte gizli diyebilir. Bu bize ne sağlıyor? Son kullanıcı tarafındaki yapılabilecek yanlışlıkları minimize etmeyi sağlıyor. Çünkü son kullanıcıya bıraktığımız noktada ister istemez belgeyi doğru sınıfa koyamayabilir ve bir güvenlik açığına neden olabilir. Oluşturacağımız paternler ya da phrase'ler bize bu riski en aşağıya indirecektir. Recommended yöntemi var. Ajan burada enforce etmez. Yine içerisindeki bilgilere bakar, sizin paternlerinizi ve phrase'lerinizi görür ve size bir öneriyle gelir. Bu belgenin içerisinde şu bilgi var, dolayısıyla ben bunu gizli olarak sınıflandırmanı öneriyorum diye kullanıcıya bir yöntem çıkartabilir. Özellikle geçiş aşamalarında, veri sınıflandırmanın başlangıcında kullanılması önerilen bir yöntem. Çünkü yine aynı şekilde son kullanıcıyı zora sokabilecek durumları ortadan kaldırabilir. Tekrar sınıflandırma yapabilirim. Bir belgeyi, örneğin işte hizmete özel olarak sınıflandırdım ve bu belgenin üzerine yapıştı bu etiket. Ancak sonradan değerlendirildiğinde ya da içerisine ek bilgiler yazdığımda belge tekrar sınıflandırılabilir. Yani bir belgeyi oluşturduğum içerisinde TC kimlik numarası yoktu. Ama bir hafta sonra açtım, ben bir TC kimlik numarası ekledim ve belge artık hizmete özelden gizliye geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla sistem otomatik olarak tekrar dosyayı reklasifiye edebilir. Ya da tamamen artık işi kullanıcı tarafına bırakabiliriz. Kullanıcı kendi oluşturduğu belgeyi, bilgiyi kendi tercihlerine göre sınıflandırabilir ki en az önerilen yöntemdir. Ekran görüntülerine baktığımızda sol üst tarafta sensitivity ve label'ını görebiliyoruz. Belgenin içerisinde dediğim gibi şu çok net okunmuyor. Ama şirkete ait belli bilgiler var ve ben bu belli bilgileri bir politika haline getirmişim. Ajan otomatik olarak bu politikayı takip edebilir ve internal iç kullanım olarak sınıflandırabilir belgeyi ve kullanıcı burada herhangi bir işlem yapamayabilir. Önerilen işte kredi kartı numaraları yazılmış durumda. Yine sistem bu bilgiyi otomatik olarak tespit eder ama bu sefer sınıflandırmayı kendisi yapıştırmaz. Yukarıda bir ufak sarı bar çıkar. İçerisinde hassas bilgiler var. Burada herhangi bir bilgiyi siz kendiniz yazabilirsiniz. İçerisinde hassas bilgiler var. Benim önerdiğim sınıflandırma işte çok gizlidir ya da hizmete özeldir diye bu bilgiyi verebilir. Kullanıcı şunu da yapabilir. Sonuçta yazdığımız kurallar her zaman %100 doğru çalışmıyor olabilir. Yani belge belki de yanlış sınıflandırılmıştır. Ya da sınıfının düşürülmesi ya da tam tersi yükseltilmesi gerekebilir. Kullanıcı bununla alakalı sınıfı değiştirdiği zaman bir justifikasyon mekanizması, bir onay mekanizması çalıştırabilirsiniz. Kullanıcı çok gizli bir belgeyi bir alt sınıfa, gizliye ya da hizmete özele düşürmeye çalıştığında ilk önce bir uyarı çıkar. Neden bu belgenin sınıflandırmasını değiştirmek istiyorsun? Oraya ilgili bilgileri yazar. Artık bunun içerisinde kimlik numarası bulunmuyor, artık kredi kartı ya da hesap numaraları bulunmuyor. Dolayısıyla bu belge artık hassas bir bilgi değil benim için. Bu yüzden sınıflandırmasını düşürüyorum diye not düşebilir. Ya da tamamen yine üst tarafta gördüğünüz barda kullanıcıya bırakırım. Kullanıcı yukarıda atayabileceği tüm sınıfları görebilir. Ve buradan kendisi manuel bir sınıf seçerek ilerleyebilir. Ama dediğim gibi en az önerilen yöntemdir. Kullanıcı hatasına oldukça açıktır. Sınıflandırmanın bize en büyük katkısı şu. Birincisi bir kere bir belge sınıflandırıldığında, bu otomatik de olabilir, manuel de olabilir, dosyanın içerisinde metadata olarak yazıldığı için sonrasında kullanıcının bunu değiştirme imkanı yoktur. Yani ben o belgenin sahibi olabilirim. O belge üzerinde işte NTFS üzerinde full kontrolüm olabilir. Ama belgenin metadatasındaki bu sınıflandırmayı değiştirme yetkim olmaz. Dolayısıyla belge nereye giderse gitsin, sınıfı da beraberinde gidecektir. Bir ikinci önemli husus şu, bu sınıflandırma bilgisi clear text olarak metadataya yazılır. Yani elinizde eğer bir DLP çözümü varsa, NAM Microsoft herhangi bir DLP çözümü kullanıyorsanız, bu sınıflandırma verisini okuyabilir. Ve örneğin siz şunu diyebilirsiniz DLP yazılımınızda. Git
benim işte file server'ımda bulunan tüm ofis belgelerine bak. Gizli dosyaları bul ve bu gizli dosyaları işte USB'ye yazılmasını engelle, e-mail olarak gönderilmesini engelle diyebilirsiniz. Sizin mevcut DLP yazılımınızın gücünü arttıracaktır ve yatırımınızı daha değerli hale getirecektir. Yetkisiz kullanıma karşı önlem olacaktır bizim için sınıflandırma. Artık yavaş yavaş RMS tarafına da geçmek istiyorum. Çünkü sınıflandırma tek başına yeterli olmayacak. Evet, bir belgeyi çok gizli diye sınıflandırdım. Belgeyi açtım, yukarıda çok gizli yazıyor. Filigranlar çıkıyor, üzerine çok gizli diye ama belgenin koruması nerede? İşte ya DLP yazılımınızda olacak bu, ya da RMS tarafında olacak. Bu da bana şunu sağlayacak. Belge diyelim ki şirket dışında bir mobil cihazda açılsa dahi yetkiler beraberinde taşınacak, yapabileceğim işlemler beraberinde taşınılacak ve yetkisiz işlemler mesela nedir? Ben belge içerisinde bir e-mail içerisinde bir attachment aldım. Attachment içerisinde işte önemli bir bilgi var. Ben bunu kopyaladım ve Facebook'a yapıştırdım. Bugün bunu telefonlarınızdan yapabilir misiniz? Çok kolay. Şirket mailinizden gelen herhangi bir şeyin ekran görüntüsünü alırsınız, Facebook'a yapıştırırsınız, Twitter'a yapıştırırsınız. Bu dediğim gibi iyi niyetli de olabilir tamamen ama kötü niyetli de olabilir. Sınıflandırma ve bilgi hakları yönetimiyle beraber bunun önüne geçebilirsiniz. Belge sadece okunabilir, ekran görüntüsünü alınamaz, herhangi bir yere kopyalanamaz hale gelir. Peki belgenin içerisine ne ekliyoruz? Yani bu sınıflandırmayla beraber ya da belgede ne gibi değişiklikler yapıyoruz dersek, belgeye iki şey yapılıyor aslında. Birincisi, kırmızı bölümdeki kısım, belge şifreleniyor. Şimdi Microsoft'un sınıflandırma ve bilgi hakları yönetimi çözümünde şöyle bir özellik yok. Ben bir belgeyi oluşturdum, bunu USB'ye atıp işte götürebilir miyim? Evet, götürebilirsiniz. Microsoft belgenin harici bir diske kopyalanmasını engellemiyor. Engellememesinin temel sebebi aslında buradaki iki başlık. Belge şifreleniyor ve şifreleme işlemi her zaman dosyayla beraber taşınıyor. Yani benim USB'ye bu belgeyi kopyalamamın, bu belgeyi OneDrive'a, işte WeTransfer'e, Google'a atmamın hiçbir manası yok. Şifreleme onunla beraber geziyor zaten. Diğer şey, bu ekleme belgenin içerisine kullanım hakları ve bir lisans dosyası ekleniyor. Bu şu manaya geliyor, yine belge nereye giderse gitsin, kullanım hakkı da beraberinde geliyor. Yani bugün biliyorsunuz bir Word dosyasını açtınız, işte dosya menüsüne girdiniz, farklı kaydet dediniz. Sadece read hakkınız olsa dahi bu işlemi yapabilirsiniz. Farklı kaydet dediğinizde artık dosyanın sahibi sizsiniz. Dosya üzerinde her işlemi yapabilirsiniz. Çünkü artık yeni bir dosya oluşturdunuz. Bunda öyle bir şey yok. Dosya her zaman bu bilgilerle beraber taşınıyor. O yüzden USB ile gitmiş, e-mail ile gitmiş, bir cloud çözümünün içerisine atılmış, önemli değil. Her zaman bu yetki ve her zaman bu lisans dosyanın içerisine gömülü bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla haklar her zaman dosyanın içerisinde nereye giderse gitsin uygulanmaya devam ediyor. Şimdi yapıya baktığımız zaman, başta hani sormuştum Office 365 ve Azure kullanan var mı diye, ne yazık ki sadece bir kişi çıkmıştı. Yapı Azure Active Directory üzerinde çalışıyor. Bu ne demek? Aslında mevcut Active Directory bilgilerimin, yani kullanıcı bilgilerimin Azure üzerine senkronize edilmesi manasına geliyor. Bu senkronizasyon işlemi bana neyi kazandırıyor ve neyi kaybettiriyor? Kazandırdığı şey şu. Yine az önce söylediğim gibi dosya işte nerede olursa olsun, hangi cihazdan açılırsa açılsın. RMS'in daha önceki versiyonlarında en büyük dezavantajı oydu. Sadece şirket içerisindeyken çalışabiliyordu. Şirket dışına çıktığımızda erişim yapamıyorduk. Şimdi Azure Active Directory ile beraber belge şirket dışındayken de eğer yetkim varsa mobil bir cihaz üzerinden de çalışmaya devam edebiliyor. Ne kaybettiriyor? En çok gelen soru şu. Azure kullanıyorsam o zaman belgelerim ya da bilgilerim ya da verilerim Microsoft'un data center'ına gidiyor mu? Azure'a burada tek ihtiyacım olan nokta şu aslında, politikalara belirlediğim yer. Yani ben işte bir belge çok gizlidir ve bu çok gizli belge üzerinde şu güvenlik kuralları geçerlidir dediğim politikayı ben Azure üzerinde yazıyorum. Ama belgeye
içerisindeki tek bir harf bile Microsoft'un veri merkezine gitmiyor. Microsoft bu konuda çok hassas. Çünkü zaten amacımız bir şekilde bu belgenin korunması. Bu belge bir şekilde Microsoft'a gidiyorsa ben burada bir korunmadan bahsedemem. Azure'dan aldığım tek şey politikalar. Hani az önce demiştim işte TCKN var. TCKN varsa şu işlemi yap dediğim politikalar Azure'da. Ama bunun haricinde geri kalan her şey yine benim on-premise'imde, yine benim lokalimde. Bilgi her zaman benim kontrolüm altında. Regülasyona tabi yapılarda ki hani Ankara'da olduğumuz için çoğumuz böyleyiz. Microsoft bir farklı topoloji öneriyor. Biraz daha hassas olabilmek açısından. Şimdi şu iki önceki slaytta bahsetmiştim ya. Dosyanın içerisine bir lisans ve bilgi haklarını gömüyorum diye. Bu lisansın içerisinde iki tane güvenlik anahtarı var. İki tane şifreleme anahtarı var. Birisi public key, birisi private key şeklinde. Bu iki anahtarla açabiliyorum ben kasayı. Microsoft diyor ki eğer regülasyona tabiyseniz, yani biraz daha sıkı bir yapınız varsa, normal şartlarda Azure Key Management, yani bu şifreleme yaptığım anahtarları da Microsoft Azure'da tutarken, eğer diyor sen biraz daha sıkı olmak istiyorsan, bu key'i de dışarıya çıkartmak istemiyorsan, hold your own key metodunu getiriyorum diyor. Anahtarları da sen kendi üzerine depola. Şifreleme anahtarları da sende olsun. Ben sadece politikaları üzerinde barındırırım. Başka hiçbir şey çıkmaz. Politikalarım dışarıda durur. Şifreleme anahtarları, dolayısıyla bir problem anında recover etmem gerekirse bir şeyi, recovery key'lerin tamamı senin on-premise'inde dursun. Belgeler zaten sende. Senin Exchange'inde, senin SharePoint'inde, file server'ında duruyor. Ben sadece sana hizmeti veririm, hiçbir bilgini almam ve sen güvenli hale gelirsin. Bilgi hakları yönetiminin, RMS'in dezavantajlı olduğu noktalardan bir tanesi eski sürümlerde şuydu. Evet, biz bir dokümanı sınıflandırdık. Bu sınıflandırmanın üzerine de çeşitli RMS politikaları bastık. Nedir işte? Bu belgenin yazıcı çıktısı alınmasın dedik. Bu belgenin ekran görüntüsü alınmasın, e-mail ile başka bir yere gönderilmesin gibi çeşitli politikalar verdik. Ama ne yazık ki bu içeride çalışıyordu. Artık Azure RMS ile beraber belgeyi şirket dışında birisiyle paylaştığımda da RMS üzerine geçerli olan kurallar dışarıda çalışan, benim domainimde olmayan, benim işte yönetebildiğim bir alan içerisinde olmayan kişiler için de geçerli oluyor. Yani siz bir teklif gönderdiniz, bir proje bilgisi ilettiniz. Sizin için hassas herhangi bir veriyi şirketiniz dışında kontrol edemediğiniz bir yere gönderdiğinizde artık o politikalar dışarıdaki kullanıcılar için de geçerli. Ve o dışarıdaki kişi de o işte e-mailse bu, o e-mailin yazıcı çıktısı alınmamasını, başka birine forward edilmemesini ya da işte ekran görüntüsü alınmamasını, üzerine değişiklik yapılmamasını sağlayabiliyor. Ve tabii ki önemli noktalardan bir tanesi, bu Microsoft bağımlı bir şey değil. Yani gönderdiğim belgeyi illaki bir Microsoft tabanlı, işte bir Windows işletim sisteminde ya da bir ofis uygulaması içerisinde açmak durumunda değilim. Non-Microsoft bir cihazda da, işletim sisteminde ya da uygulamada da bu güvenlik politikaları devam ediyor. Ve baktığımızda hani Microsoft doğru yolda mı ilerliyor güvenlik konusunda ya da çıkartmış olduğu çözümler, çıkartmış olduğu ürünler, doğru yolda mı dediğimizde 2014, 2015, 2016'ya henüz koymadım. 2014-2015 içerisinde yapılan tüm incelemelerde, tüm değerlendirmelerde çıkartmış olduğu bu ürünlerle alakalı baktığımızda Microsoft'un lider pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Burayı geçeyim. Şimdi Azure Information Protection ve Azure RMS tarafından bahsettim ama bu iki çözüm aslında Enterprise Mobility Suite denilen bir ailenin içerisindeki iki çözüm. Aslında bu oldukça geniş bir güvenlik ailesi. İçerisinde farklı çözümler var. Hani bilginin hayat döngüsü dediğimizde, işte bilgi doğduğu andan itibaren sınıflandır, şifrele ve kontrol et dediğimiz yapıda Microsoft diğer tarafları da boş bırakmıyor. Yani EMS içerisinde mesela Intune dediğimiz bir ürünle Microsoft Mobile Device Management özelliğini de sağlıyor.
Advanced Threat Analytics denilen yapıyla Microsoft Active Directory'niz içerisindeki işte logon eventlerini de takip ediyor. Şüpheli aktiviteleri size bildiriyor. İşte multi-factor authentication'la beraber kritik uygulamalarınıza, web tabanlı kritik uygulamalarınıza, VPN servisinize, remote desktop servisinize ikinci faktör authentication özelliğini ekliyor. Dolayısıyla Microsoft sadece hani bilgiye, veriye değil, bunları kullandığımız, bunları yönettiğimiz ya da eriştiğimiz kanalları da bir şekilde güvenlik altına almak istiyor ve bu bir suite halinde gelen bir çözüm Enterprise Mobility Security şeklinde geçiyor. Bir de Cloud App Security var, onu unutmayayım, önemli bir çözüm. Hani Shadow IT dedik işte, kullanıcılar kendi başlarına sizden izinsiz, sizden onaysız bir şeyler yapıyorlar ya. Cloud App Security şunu da sağlıyor. Sizin firewall cihazlarınıza, sizin işte internete çıkan proxy cihazlarınıza bind oluyor ve yanlış hatırlamıyorsam 13 binden fazla cloud servisine ait trafiği dinliyor. Sizin network'ünüzden işte OneDrive'a, Facebook'a, YouTube'a neler gitmiş, kim göndermiş, giden verinin içeriğine. Bu on-premise bir çözüm, on-premise üzerine çalışıyor. Ve size tüm bu onaylamadığınız ve yönetemediğiniz işte cloud provider'larına ait kurumunuz içerisinden çıkan tüm datayı size gösteriyor. Bunu kimin yaptığını, ne zaman yaptığını loglayabiliyor. Cloud App Security de önemli bir ürün. Çok hani basitçe yavaş yavaş artık sonlarına geldim. Çok basitçe baktığımızda Microsoft diyor ki veriyi sınıflandır. Etiketle ve sonrasında üzerine güvenlik politikaları bas. İşte insanlar bunu e-mail ile gönderemesin. İnsanlar bunun yazı çıktısını alamasın. Sonra da monitör et. Monitör kısmından biraz az bahsettim, oraya da çok kısaca değineyim. Çünkü yeni bir Azure RMS özelliği. Monitoring'de de şunu yapabiliyorsunuz. Ben örneğin size bir e-mail attım, bu e-mailin içerisinde bir attachment var. Ve herhangi bir politika uygulamadım. Yani özgür bıraktım sizi, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ancak sonrasında baktım ki, takip ediyorum monitoring özelliğiyle beraber bir portal üzerinden. Siz benden aldığınız bu e-maili başka birisine gönderdiniz. Ya bak işte Data Market bana böyle bir teklif gönderdi. Ya da bunun yazı çıktısını aldınız. Ya da o gün içerisinde 10 kere okudunuz o belgeyi. Kapattınız, açtınız, kapattınız, açtınız. Monitoring özelliğiyle beraber ben bunların hepsini görüyorum. Siz bu belgeyi kime gönderdiniz? Siz bu belgenin yazı çıktısını aldınız mı? İşte siz dediğim gibi bu belgeyi kaç kere okudunuz? Ve eğer benim onaylamadığım bir şey varsa, onaylamadığım bir yere e-mail ile gönderdiyseniz, ben diyorum ki bu belge artık kullanımda olmasın. Ben bu belgeyi revoke ediyorum. Ve revocation işlemini yaptığımda artık belge hem sizin için hem de sizin gönderdiğiniz kişi için okunamaz hale geliyor. Ha, herhangi bir olumsuz bir şey yapmamış da olabilirsiniz. Ben takip ediyorum, belge benim belgem. Dolayısıyla takip etme özgürlüğüm de var. Ama olumsuz bir şey yaptığınız anda belgenin artık açılamaz, kullanılamaz hale gelmesini de sağlayabiliyorum monitoring özelliğiyle beraber. Ki bu da işte beşinci adım Respond'a giriyor. Anlatacaklarım benim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı cevaplamaya çalışabilirim. Yok sanırım soru. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun.